Şimdi bir deneme yapacağız. 5 kişiyiz ve her birimize bir duygu seçeceğiz. Herkes kendi duygusunu kendi seçecek. Başlıyoruz. Duygular şu şekilde seçildi. Ömer, şizofrenik duygu hali. Kerem, boşlukta salınan bir duygu hali. İrem, kinizme yönelmeye çalışan kafası karışık duygu hali. Alp, katiplik yapmaya çalışıp bunu iyi yaptığını zanneden duygu hali. Canan, kendi duygusunu kendi atayamayan duygu hali. Hikaye Ömer'in cümlesiyle başlıyor. Siz de gelsenize diye bahçeye doğru yol aldı evde tek olan çocuk. Aslında tek başına olma hali o kadar da kötü değildi. İçinden hiçbir şeyim olmalı diye düşünürken ne de çok şey olduğunu fark etti. Bahçe batan güneşiyle etkisiyle sapsarıydı. Ve Allah bilir ailesi neredeydi. Ailesinin nerede olduğunu düşünürken onda oluşan hislerden emin değildi. Hissizliği tercih etti ve içinde bulunduğu çölde ilk Van'ın görüntüsüne tanık oldu. Geçmişin onda bıraktığı derin izleri ne kadar görmezden gelebilirdi ki? Nihayetinde çöldeydi ve çöl uçsuz bucaksız sadelikteydi. Oysa kendisi karma karışıklığın içindeydi. Kendisini bulduğu bu çıkmasın içinde bir ara vahaya gidebilecek kadar enerjisi olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bazen kendi kişiliğinin ona olan aidiyetinden bile emin olmazken bedeni hakkında böylesine bir karar vermek pek olası gelmedi ve batmaya başladı. Eski bir deyişle söylenileni hatırladı. Ne demişti? Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanırlar. Katip müdahalesi, çok düşünmeyin. Enine boyuna düşünse de sonunda bir karar alacaktı ve dakikaları az kalmıştı. Bu çıkmazın içinden çıkıp aniden önünde duran ufuk çizgisine doğru koşmaya başladı. Sonra bir anda diz kapaklarının üstüne düştü. Susamıştı. Yerden bir avuç toprak alıp diline sürdü. Dilinde toprağın acı tadıyla çölün uçsuz bucaklığını şöyle bir nara attı. Hani bazen kendi kendine düşünürsün ya, şu anda zihnimi okuyan birisi olsaydı bir daha toplum içine çıkamazdın. Çıkamam ya da, ama sonra bunun mümkün olmadığını hatırlayıp kendi kendine ufak çaplı bir rahatlama yaşarsın. Bu narada o hisse çok benziyordu. Miyav'ını ondan başka duyacak kimse olmadığından o kadar emindi ki. Katip müdahalesi, uzatmayalım.